dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Bu ders için inanılmaz dokümanlar hazırladık. İnanılmaz bir video olacak. İnanılmaz bir yazılı hazırlığı çalışması olacak. Haydi bakalım. Yüz aldıracağını iddia ettiğimiz bu videoda neler var neler? Öğrenci notları, hap bilgiler, açık uçlu ve klasik sorular. Artı MEB'in ortak sınav provasıyla karşı karşıya bıraktıracağız. Dolu dolu bir video olacak. Çok iyi bir hazırlık olacak. Ama ondan öncesinde küçük bir hatırlatmamız da olacak sana. Yazılı hazırlık kitabımızdan tekrarlarını yapmayı unutmuyorsun güzel kardeşim. Bu kitabın arka tarafında kazıman gereken, kazıdığın zaman altından çıkacak bir kod var. TATS uygulamasına giriyorsun ve o kodla kitabı aktifleştirip deneme sınavlarına ulaşıyorsun. Peki bunu nasıl mı yapacaksın? Hadi izleyelim. Ardından da hızlı bir derse giriş yapalım. Merhaba arkadaşlar, bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEB ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TATS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEB ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Kodu da aktifleştirdiğine göre artık başlıyoruz. Birinci ünitemiz sayma ve olasılıktı. Permütasyon bunların başında geliyordu. Sıralama anlamına geliyor permütasyon. Arkadaşlar n tane elemanın reeli sıralanışına n'in reeli permütasyonu deniyordu. Böyle p harfi parantez içerisinde n'in reelisi olarak gösteriyorduk. Nasıl uyguluyorduk? Önemli olan o. N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel olarak uyguluyorduk. Mesela permütasyon 5'in ikilisi olsa bunu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 yani 3 faktöriyel olarak yazıp ardından da faktöriyel bilgisiyle 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel yazıp 3 faktöriyelleri sadeleştiriyorduk. Ya da şöyle yapmayı öğretmiştim ben size. 5'in ikili permütasyonunu 5 çarpı 4 olarak da bulabilirsiniz. 5'ten başlayıp 2 tane açıyorduk. 5 çarpı 4'ün karşılığı 20. Burada da demin söylediğim şey 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller sadeleştiğinde 5 çarpı 4'ten 20 gelecekti. Bazı hatırlaman gereken durumlar var. N'in sıfırlısı neye eşittir? 1'e. N'in birlisi n'e. N'in n'lisi bir düşüneyim. N faktöriyele. N'in n eksi birlisi. N'in n eksi birlisi. Hocam bunu unuttum ya. Bana bir örnek verir misin? Verelim kardeşim. Mesela n yerine 6 yazsam. 6'nın 5'lisi ne demek bu? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. 5 tane sayı yaz demek. Bu 6 faktöriyel eşit oldu. Bir tane 1 eksik. Dolayısıyla bu da n faktöriyel eşitti. Hemen hatırlaman gereken başka bir mevzuyla devam ediyorum. Tekrarlı permütasyon. Bazılarının özdeş olduğu n tane elemanın farklı permütasyonlarına tekrarlı permütasyon diyorduk. N tane nesnenin n1 tanesi özdeş. N2 tanesi özdeş. N3 tanesi özdeş. Bıdı 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 diye devam ettiğinde biz bunu ne yapıyorduk? N tepeye n faktöriyel yazıyorduk. Alt tarafa da özdeş olan n1 tanesi n1 faktöriyel. N2 tanesi n2 faktöriyel şeklinde çarpım durumunu aşağı bırakıyorduk. Bak hatırlaman için 3 tane güzel örnek. KK, LLL, MM. Bak bakalım kaç tane toplam harf var? 2, 5, 7. O zaman buradan bir 7 faktöriyelimizi yazacağız. 2 tane K'miz var, 2 faktöriyel. 3 tane L'miz var, 3 faktöriyel. 2 tane M'miz var, 2 faktöriyel. Alt tarafta ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Geldim alttaki 5, 5, 7, 7, 2, 2'ye. Kaç tane harfin var? Harf yok hocam, doğru söylüyorsun. Kaç tane rakamın var? 6, 6 faktöriyel bölü 2 tane 5'im var, 2 faktöriyel. 2 tane 7'in var, 2 faktöriyel. 2 tane 2'in var, 2 faktöriyel. Dolayısıyla bunların işlemini yaptığımda bunlardan kaç tane yukarısı için harfli kelime üretebilirim ya da kaç tane 6 basamaklı sayı üretebileceğimin sayısına ulaşıyordum. Bu özdeş kareleri hatırlıyorsundur. Mesela şuraya A noktası diyorduk. Buraya da B noktası diyorduk. Diyorduk ki A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidilir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yan. Ye, 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 ye. Sonra üst, 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 üst. 4 tane de üstümüz var. Aynı şey oldu. Bak 9 tane harfim var.
9 faktöriyel, 5 tanesi y, 5 faktöriyel, 4 tanesi y, 4 faktöriyel şeklinde a'dan b'ye kaç farklı şekilde böyle yukarı ya da yana, yukarı ya da yana şeklinde en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebileceğini bulabiliyorduk. Bunlarla alakalı örnek çözerek yazılıya çok daha sağlıklı hazırlanabilirsin. O zaman biz diğer sayfayla devam ediyoruz. Yine birinci ünitede, yani sayma ve olasılık başlığı içerisinde kombinasyon muhabbetine bakmıştık. En elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerin sayısına N'in R'li kombinasyonu diyorduk. Ve en elemanlı bir kümenin R tane elemanı için kombinasyon N'in R'lisi, bak böyle de gösterebiliyorduk yan şekilde, ya da N'in R'lisini en yukarıya, R'ye, aşağıya, yan taraflarına parantez koyarak gösterebiliyorduk. Bak burası n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Zaten permütasyon ta kendisiydi. Az önce de hatırlattık. Sen payda da bir de r faktöriyelle bunu çarptığında neye ulaşmış oluyorsun? Kombinasyona. Peki kombinasyon n'in n'lisi kaça eşitti? 1'e. Kombinasyon n'in sıfırlısı, o da 1'e. Kombinasyon n'in birlisi n'e eşitti. Bir tane de biz bir kombinasyon örneği verelim. 9'un 5'lisi. Nasıl yapıyoruz kardeşim 9'un 5'lisini? Nasıl yapıyorduk? Hocam kuraldan yapalım. 9 faktöriyel bölü 9 eksi 5'ten 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Hocam böyle yapıyorduk ama bir de şöyle de yapmıyor muyduk? 9'un 5'lisi. 9, 8, 7, 6, 5. 5 tane açtık. Bölü 5 faktöriyel şeklinde de yapabiliyorduk. Dolayısıyla kombinasyonun uygulamasını da hatırlattıktan sonra çok önemli bana kalırsa kombinasyon içerisindeki en kritik iki tane kuralımız. Bunlardan birincisi, n'in r'lisi arkadaşlar, n'in k'lısına eşitse iki durum var. Ya alttakiler birbirine eşit olacak, r'nin k'ya eşit olması gibi. Ya da n ifadesi alttaki r ile k'nın toplamlarına eşit olması lazım. Bak bunu unutma, çok önemli. N'in r'lisi n'in k'lısına eşitse ya alttakiler eşittir ya da alttakilerin toplamı üste eşittir. Bir de n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi bıdı 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 gitti n'in n'lisine kadar. N'in r'lisi ne demekti? N elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümeleri. Bak n elemanlı bir kümenin 0 elemanlı, 1 elemanlı, 2 elemanlı gidiyor nereye kadar? N elemanlı alt kümelerin tamamının toplamına. E kardeş, bütün alt kümeleri toplarsan alt küme sayısı olan 2 üzeri n'e eşit olacaktır. O halde unutma, n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi bıdı 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 n'in n'lisine kadar giderse bu alt küme sayısı olan 2 üzeri n'e eşit olacaktır. Geldim geometrik yoruma. Diyor ki herhangi üçü doğrusal olmayan en farklı noktadan doğru geçme, üçgen geçme, dörtgen. En çok kaçtan doğru geçer diyor. Arkadaşlar doğruyu oluşturabilmek için iki tane farklı noktaya ihtiyacım var. N'in ikilisi. Üçgen oluşturabilmek için doğrusal olmayan 3 tane noktaya ihtiyacım var. N'in üçlüsünü seçtiğimde N'in 3 tane, N'in üçlüsü kadar üçgen elde edebiliyorum. Yine N'in dörtlüsü de bize dörtgen sayısını veriyor. Bir de hatırlatma babında bir tane de küçük örnek bırakalım dedik. Yandaki çemberin üzerindeki 9 noktadan kaç tane doğru geçer aslında bu soru galiba. O zaman ne yapıyoruz? 9 tane noktamız varsa 9'un ikili kombinasyonu uyguluyoruz. Peki hocam 9'un ikili kombinasyonu 9 çarpı 8 bölü 2 faktöriyel. Buradan da karşılığı 36 olacaktır. Kaç tane üçgen çizilebilir? 9'un üçlüsü. O da 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel olacak. Kaç tane dörtgen? 9'un dörtlüsü. Bu arada hiç dikkat etmiyoruz. Acaba doğrusallık var mıdır yok mudur? Çember üzerindeki noktaların herhangi üçünün doğrusal olma ihtimali söz konusu olmadığından dolayı buna bakmıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 9'un ikilisi kadar doğru, 9'un üçlüsü kadar üçgen, 9'un dörtlüsü kadar da dörtgen oluşturulabilir bu çember üzerindeki 9 noktadan. Geldik yine sayma ve olasılık içerisindeki binom açılımına. N eleman doğal sayı olmak üzere x artı y üzeri n açılımına biz ne diyoruz güzel kardeşim? Binom açılımı diyoruz. Çünkü n 2 olduğunda işte x artı y'nin karesini ya da kübünü açmak çarpanları ayırmada öğrendiğimiz meselelerden bir tanesiydi. Fakat x artı y'nin tepesine 5 koyduğunda, 10 koyduğunda artık bu bizim için binom açılımı haline gelmiş oluyor. N artı bir tane terim var. Sebebi hikmeti nedir? Tepesinde n varsa bir fazlası kadar terim olmuş oluyor. Her bir terimdeki x ve y'nin üstlerinin toplamı n'dir. Çok önemli. Her bir terimdeki x ile y'nin kuvvetlerinin toplamları n eşit. Katsayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine 1 yazılıyor. X ve y olduğuna göre mesela bizim ifademizde x'e de 1, y'ye de 1 yazarsan katsayıların nesini bulursun? Toplamını. Sabit terimi bulmak için genellikle diyelim, çünkü bazı soru tipleri var orada problem çıkabilir.
Dolayısıyla 0 yazıyoruz. X artı y'nin eninci kuvvetinde ifadede x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan r artı birinci terim arkadaşlar x üzeri n eksi r çarpı y üzeri, tabii önünde de n'in r'li kombinasyonu var. Bakın n eksi r ile r'yi topladığımda ne yapıyorlar? N yapıyorlar. Yani bizim şurada konuştuğumuz ikinci maddede söylemeye çalıştığımız mesele. Ön tarafta da n'in r'li kombinasyonu olacaktır tarzında bir hatırlatma yapmış olalım. Şimdi olasılıkla alakalı mevzuya gelirsek, olasılık dediğimiz A olayının gerçekleşme olasılığı, bir şeyin bir şeye bölüyorduk. Neyi neye bölüyorduk? Alt tarafa örnek uzayın eleman sayısını yazıyorduk. Üst tarafa da A olayının eleman sayısını yazıyorduk. Fakat aslında günlük hayatta biz soru çözerken öğrenci kardeşlerimize bunu şöyle anlatıyoruz. Diyoruz ki tüm durumların sayısını aşağıya yaz, istenilen durumların sayısını da yukarıya yaz. Bu durumda istenilen durum sayısını tüm durum sayısını oranladığında istenilen olayın olasılığını elde etmiş olacaksın. Gel bakalım olasılıkla alakalı neler hatırlaman lazım. Olasılık 0 ile 1 arasında, 0'a da eşit 1'e de eşit olabiliyor. 0'a eşit olduğunda imkansız, 1'e eşit olduğunda ise kesin olay oluyordu. Bunun haricinde geri kalan ifadelerin tamamı 0 ile 1 arasında, yani basit kesir olması gerekiyordu. Mesela 1 bölü 2'den olasılık değeri olur ama 4 bölü 3'den olasılık değeri olmaz. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı neye eşitti? 1'e eşitti. Ve A veya B'nin olma olasılığını bulmak istiyorsanız A'nın olasılığıyla B'nin olasılığını toplayıp kesişimi bundan ne yapmalısınız? Çıkartmalısınız. Ki bu da kümelerden kaynaklı kurallardan bir tanesi. Ama bir de alt tarafta demişiz ki A ve B ayrı olaylarsa, ne demek ayrı olay? Ortak elemanları yok. Olaylar birbirlerinden ayrı kardeşim. Bu durumda biz A veya B'nin olma olasılığını bulmak istiyorsak A'nın olasılığıyla B'nin olasılığını bu sefer sadece toplamamız yetiyor. Kesişim bunlardan ne yapmıyoruz? Çıkartmıyoruz. Ve geldik ikinci ünitemize. İkinci ünitemizde neler gördük? Fonksiyonlar gördük. Gel bakalım fonksiyonları şöyle bir hatırlayalım. Fonksiyonla alakalı malumunuz en önemli mesele fonksiyonun tanımıydı. Bu tanım içerisinde bazı kümeleri hatırlamamız lazım. Mesela tanım kümesi. Fonksiyon gördüğünüz gibi A'dan B'ye doğru hareket etmiş. Nereden çıktıysa ona tanım kümesi diyorduk. Nereye ulaşıyorsa o kümenin adı değer kümesi oluyordu. Değer kümesinin içerisinde ona eşit ya da ondan daha küçük bir küme daha var. Buradaki A'daki elemanların ulaştığı, sonuç olarak karşımıza çıkan elemanların bulunduğu kümeye de görüntü kümesi diyorduk. Dolayısıyla bunu da neyle gösteriyormuşuz? FA ile gösteriyormuşuz. Peki öyle her yaptığımız şey fonksiyon oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Fonksiyon olabilmenin önemli bir şartı var. Bu şart iki maddeden oluşuyordu. Bunlardan birincisi A kümesinde boşta eleman kalmayacak. Yani tanım kümesinde boşta eleman olmamalı. Burada tanım kümesinde bulunan her eleman bir yere ulaşmak zorunda. Diyor ki ikinci maddede iki şart var dedik ya. A kümesindeki her eleman B kümesinde yalnız B elemanla eşleşiyor. Yani buradan diyelim ki A elemanı yola çıkıyor. Gidecek orada B ile buluşacak. Ya da A yola çıkıyor C ile buluşacak. Ama A hem B ile hem C ile öyle olmuyor diyor. Ne yapması lazım? A kümesinden her eleman B kümesinin yalnız bir elemanı ile eşleşecek. Peki devam ediyorum. Diyor ki her elemanın görüntüsü farklıysa birebir fonksiyondur. Ama o birebir fonksiyon, evet, mentumen eşleşmeden bahsetmiştik normal konu anlatımı içerisinde. Her eleman farklı bir görüntüye ulaşıyorsa, A B'ye gitmiş, C D'ye gitmiş, E F'ye gitmiş, hepsi farklı bir elemana gitmişse buna ne diyorduk? Birebir fonksiyon. Değer kümesinde boşta eleman kalıyor. Değer kümesi hangisiydi? Evet, A'dan B ise B kümesinden bahsediyor. Değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa içine fonksiyon. Kalmıyorsa örtem fonksiyon diyoruz. Bak iki tane fonksiyon verdim aşağıya. F fonksiyonu A3'e gitmiş, B1'e gitmiş, C2'ye gitmiş. Önce birebirliğini bir konuşalım. Herkes farklı bir elemana gitmiş mi? Gitmiş. Demek ki bu fonksiyon kesinlikle birebir. Peki örten mi içine mi? Hemen B kümesine, yani değer kümesine bakarsan, değer kümesine boşta eleman kalmış mı? Kalmamış. O zaman fonksiyon örten fonksiyondur. G'ye baktığımda C kümesinden D kümesine ulaşmışız. Bir kere birebir değil. Neden? Çünkü hem A hem de B bire gitmişler. Herkes farklı elemana giderse birebirdi. Bu birebirlik çöktü. Bu G fonksiyonu birebir değil. Örten mi peki? Evet, o da değil. Neden? Çünkü D kümesinde 3 elemanı gördüğünüz gibi boşta kalmış. O zaman fonksiyonumuz içine fonksiyon olacaktır. Fonksiyonlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyon çeşitleri öğrenmiştik biz. Sadece birebir fonksiyon ve örten fonksiyon bilmiyorduk.
Birim, sabit, doğrusal, tek, çift, bu fonksiyonlarla alakalı bir konuşalım bakalım neydi bunlar? Birim fonksiyon içi dışına eşit olan fonksiyonlar. Fx eşittir x tadındaki fonksiyonlar. Sabit fonksiyon fx eşittir c, c2 reel sayı olacak. 3, kök 2, 5, eksi 4, eksi 2 bölü 3 gibi sabit bir sayı eşitse bu fonksiyon sabit fonksiyon oluyordu. Sabit fonksiyonun sorularını konuşurken x'li terimin olmamasından bahsetmiştik. Lütfen unutmayın. Doğrusal fonksiyon ax artı b tarzında birinci dereceden fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyorduk. Grafikleri böyle dümdüz doğru grafiği oluyordu bunlarınki. Tek fonksiyon fx eksi fx'e eşitti. Yani eksiyi kusuyordu. Üstleri polinom fonksiyonları için konuşursam üstleri hep tek sayı olmalıydı. Bir de grafiği arkadaşlar orijine göre simetrik olmalıydı. Geldim çift fonksiyona. F eksi x fx'e eşit. Yani eksiyi yutan bir fonksiyondu bu. Bununla beraber polinom fonksiyonu için konuşursam üstlerinde bulunan sayıların tamamının çift olması gerekiyordu. Bir de bu fonksiyon y eksenine göre simetrikti. Dedikten sonra bir de parçalı fonksiyonu hatırlayalım. Parçalı fonksiyonda bazı kritik noktalara göre fonksiyonun değerleri hatta kuralları değişiyordu. Bakın a ile b arasında a'da eşitlik söz konusuysa gx fonksiyonunu kullanın diyor. B ile c arasında eşitlikleri de dikkat ederek hx fonksiyonunu kullanın diyor. Tarzındaki fonksiyonlara parçalı fonksiyon diyorduk. Burada a, b, c'ler yani şurada fonksiyonun neye göre parçalandığına karar veren noktalar bizim için kritik noktalardır. A ile b arasında eğer bir değer üzerinden soru soruluyorsa gx'i, b ile c arasında bir değer için soruluyorsa da hx'i dikkate almamız gerekiyordu. Fonksiyonlarda 4 işlem ise toplama, çıkartma, çarpma, bölme üzerinden gerçekleştirilirken bunların yazım görüntüleri bizim için önemliydi. Çünkü bizim karşımıza f artı g2'yi çıkarttıklarında bizim bunun f2 artı g2 olduğunu hatırlamamız kesinlikle son derece önemliydi. Aynı durum f eksi g için, f çarpı g için, g sıfırdan farklı olmak üzere f bölü g için de gerçekleştirebiliyordu. Bunları ayrı olarak değerlendirirseniz süper olur. Yani bir gün karşına f bölü g 4 geldi. Bunu lütfen f 4 bölü g 4 olarak soruya giriş yaparsanız çok daha işimizi kolaylaştırır. Fonksiyonun grafiğine geldik. İkinci ünitede fonksiyonlar başlığında. Fonksiyonun grafiği ile alakalı gerçekten bilmen gereken çok önemli meseleler söz konusu. Bunlardan birincisiyle bir başlayalım. Fonksiyonun y ekseni kestiği nokta. Hemen gidiyoruz grafiğe bakıyoruz. Grafik y ekseni nerede kesmiş arkadaşlar? 3. Ama onu yazarken nasıl yazıyoruz? 0,3 noktası diyoruz. X ekseni kestiği noktalar. Bak 1, 2, 3. Bunları nasıl yazıyoruz? Diyoruz ki eksi 6, 0. Virgül, eksi 1, 0 ve 5,0 diyoruz. Bu da bizim x ekseni kestiği noktalar. Peki tanım kümesini konuşalım demiş. Tanım kümesi dediğimiz x ekseni sınırlayan alanlar. Fonksiyonumuz en solda eksi 7, en sağda ise 6 ile sınırlandırılmış. Eksi 7'nin de 6'nın da içi dolu. Dolayısıyla tanım kümemiz eksi 7, 6 köşeli parantez olacak. Eğer bu noktalardan herhangi bir tanesinin içi boş olsaydı o zaman köşeli değil oval parantez kullanırdık. Geldim görüntü kümesine. Görüntü kümesi de y'deki sınırlar arkadaşlar. Bu fonksiyonun zirvesi 6'da, en alt seviyesi ise eksi 4'te yaşanmış. Dolayısıyla görüntü kümesi eksi 4'ten 6'ya kadar yine içi dolu olduğundan dolayı malum uç noktaların bunların da köşeli parantez olması gerekiyor. F eksi 4. Eksi 4'ü x ekseninde bul diyor kardeşim. Buldum. Eksi 4 seni nereye götürüyor? Eksi 4 beni eksi 3'e götürdü. F eksi 7'ye bak diyor. Eksi 7'ye bakıyorum. Eksi 7 beni bakıyoruz 6'ya götürdü. F 5'e bak diyor. F 5 x eksenini kestiği nokta. O zaman değeri 0. Lütfen unutma. X eksenini kesiyorsa orada değeri 0'dır. F eksi 1. Bak bu da x ekseni kestiği nokta 0. F 2. 2 bizi nereye götürmüş? Hop bizi 4'e götürmüş. F 6. F 6 bizi nereye götürmüş? Eksi 4'e götürmüş. Peki bir tane boşluk doldurma durumumuz var. F k 0 denklemini sağlayan k değerleri hangileridir demiş. F k 0 yani sonucu 0 çıkanlar. Arkadaşlar bakın demin F eksi 1'in sonucu 0 çıktı. F 5'in sonucu 0 çıktı. Demek ki hangi noktalardayken 0 çıkıyor? X ekseni kestiği noktalarda. O zaman eksi 6, eksi 1 ve 5'tir deyip bu işin içerisinden ne yapabiliyoruz? Çıkabiliyoruz. Bir de şurada düşey test, yatay test arada kaynamasın. Biz
bir grafiğin fonksiyon grafiği mi yoksa yok kardeşim bu fonksiyon değildir diyebilmemiz için bazı testlerden geçmemiz gerekiyor. Mesela düşey test. Yukarıdan aşağı doğru çizgilerimizi çekmeye başlıyoruz. Çektim, 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 çektim. Çektiğim her çizgi fonksiyonu sadece bir noktada kesiyorsa arkadaşlar, yalnız ve yalnız bir noktada kesiyorsa düşey testini geçmiş, bu bir fonksiyondur diyebiliyoruz. Peki hocam yatay test ne için var? Yatay test de birebir fonksiyon olup olmaması için var. Yine böyle yatay çizgiler çekiyorsunuz. Oo, ilk çektiğimde 1, 2, 3 noktada kesti ya. 3 noktada keserse bu fonksiyon birebir değildir. Ha hocam birebir olabilmesi için ne? 2 noktada? Hayır. 1 noktada yalnız ve yalnız 1 noktada kesiyor olması lazım. Mesela bu yatay test burada patladı. Yukarıdaki grafik birebir değildir yorumu çıkartıyoruz. O zaman yukarıdan aşağı çektiğimiz çizgiler bir noktada kesiyorsa fonksiyondur. Yatayda çektiğimiz çizgiler eğer bir noktada kesiyor, sadece bir noktada kesiyorsa bu durumda birebirdir deyip işin içinden çıkabiliyoruz. Fonksiyonlarda bileşke fonksiyon ve ters fonksiyon başlıkları çok ama çok önemliydi. Bakalım hatırlayalım bileşke fonksiyon neymiş? A kümesinden B kümesine bir F, B kümesinden C kümesine de bir G fonksiyonu tanımlıysa X'i alıyor F, gidiyor B kümesinde fx olarak bırakıyor. Sonra g fonksiyonu buradaki fx'i alıyor ve c kümesinin içerisine g'nin içerisine fx olarak bırakıyor. Ve biz buna g bileşke f fonksiyonu diyoruz. Önce f'i aldı sonra f'i gitti g'nin içerisine yapıştırdı. Bileşke fonksiyonlarla alakalı hatırlaman gereken birkaç tane özellik bıraktım buraya. Mesela birim fonksiyonuna f'i soldan ya da sağdan bileşkesini aldığınızda birim fonksiyon bunu etkilemeyeceğinden dolayı yine f olarak çıkacaktır. Bak çok önemli. Fock ifadesi, Goff ifadesine her zaman eşit değildir. Bazı durumlarda işte mesela iki fonksiyon da birbirlerine eşitse eşit olabilir. Ya da bunlardan herhangi bir tanesi birim fonksiyonsa eşit olabilir. Ama genel manada Fock Goff'tan farklı oluyor. Dolayısıyla aman bana Fock'u sormuşlar ben gideyim Goff'u bulayım diyemiyorsun arkadaşım. Fakat F bileşke Goff eşitmiş. F bileşke G bileşke H. Dolayısıyla parantezi kaydırabiliyormuşuz arkadaşlar. Buna bir alum birleşim ifadesi diyoruz. Biz birleşim kuralı, birleşim özelliği. F bileşke G bileşke H de parantezi istersen F ile G'yi içeride bırakacak şekilde isterse G ile H'yi içeride bırakacak şekilde değerlendirebiliyoruz. Ters fonksiyon ise normal F fonksiyonu nereden nereye çalışıyor? A'dan B'ye. Bu sefer F'in tersi yani tepeye koyduğumuz F'in üstündeki eksi 1 bize B'den A'ya çalıştıracak. O zaman tanım kümesi ile değer kümesi galiba yer değiştirecek. Çünkü F'de tanım kümesi A, değer kümesi B'ydi. F'in tersinde ise B bu sefer tanım kümesi, A ise değer kümesi olacaktır. Dikkat. X'i alıp Y'ye götüren F, Y'yi alıp X'e tekrardan iade eden F'in tersi olacaktır. Fx, Y ifadesi ise F'in tersi Y neye eşittir karşılığı? X'e eşittir. Yani biz bu F'i karşı tarafa atıyoruz. F karşı tarafa F'in tersi olarak geçiyor. Y'yi kucaklıyor. F'in tersi Y'yi kucakladığında burada X yalnız başına kalmış oluyor. Peki fonksiyon tersini bulmak için ne yapıyorduk biz? Standart bir yöntemimiz var. Tabii ki kısa yollarımız var. Az sonra konuşacağız. Ama ve lakin F'in tersini bulabilmek için en standart yolumuz 3 adımlı bir yol. X yerine Y, Y yerine X yazıyoruz. Ardından Y'yi yalnız bırakıyoruz. Y'yi yalnız bırakmayı başarırsak Y yerine F'in tersi X yazarak fonksiyonun tersine ulaşmış oluyoruz. Geldim fonksiyonun tersinin özelliklerine. Bazılarının kuralları ve tık tık kısa yolla halledilebiliyor. Bakalım bunlar neymiş? Fx ax ise arkadaşlar f'in tersi x, x bölü a'ymış. Örneğin fx fonksiyonu 3x ise bu fonksiyonun tersini kısa yolla hemen x bölü 3 şeklinde yazabiliyormuşsun. Yani az önce konuştuğumuz o 3 adımlı mevzuyu uygulamadan da halledilebiliyormuş. Ax artı b tarzında doğrusal bir fonksiyonunuz varsa aradaki işareti gördüğün gibi artıyı eksi yapıp x'in katsayısını paydaya gönderirseniz yine fonksiyonun tersini elde edebiliyormuşuz. Mesela 2x artı 5'iniz var. Bu fonksiyonun tersi lazım. Hemen zihnimizde bu işi halledebiliriz. Artıyı eksi yapıyorum. Katsayı olan 2'yi paydaya gönderiyorum ve tersini elde etmiş oluyorum. Şimdi burada ise biraz daha dikkat. Rasyonel bir ifademiz var. Üst taraftaki de doğrusal, alt taraftaki de doğrusal fonksiyon. Ax artı ve cx artı d. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit değişimiz var. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin hem yerlerini hem işaretlerini değiştiriyoruz. Örneğin fx
4x artı 5 bölü 2x eksi 3 olsun. Fonksiyonun tersini almaya niyetlendiğimde şunu yapıyorum anlayacağın. Yukarıdaki 4 ile aşağıdaki eksi 3'ün hem yerlerini hem işaretlerini değiştireceğim. Yani eksi 3 yukarı çıkacak ama 3 olacak. Dolayısıyla üst taraf 3x artı 5. Burada da 2x var. 4 aşağıya inecek ama işaret değiştirecek. Eksi 4 haline gelecek. Ve fonksiyonun tersiyle alakalı son 3 kuralımız, ardından bol bol soru çözmeye geçeceğiz. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. F ile f'in tersini ya da f'in tersiyle f'i bileşke işleminde birbirlerine işleme soktuğunuzda sonuç birim fonksiyon olacaktır. Ya da başka bir de işte f, f'in tersini yok edecek arkadaşlar. Bu ifadeye çok çok önemseyin. Bence yazılıda bir soruda kullanılacaktır. F bileşke g'nin tersini dikkate aldığımızda g'nin tersi bileşke f'in tersi oluyor. Yani hem terslerini alıyoruz hem de yerlerini değiştiriyoruz. Bak g sağdaydı, tersini aldığımda sola, f soldaydı, sağ geçmiş güzel kardeşim. Dolayısıyla sadece tepelerine eksi 1 koyarak tersini aldığım zannetme. Bir de yerlerini değiştirmen lazım. Öğrenci notlarımızın özetleri bunlar. Bu notları izledikten, dinledikten sonra lütfen şunu yap. Ya hoca dedi ki işte fonksiyon tersi şu kısım, tam hatırlayamadım ben ya diyorsan lütfen o kısmı aç, gözden bir geçir. İşte demin mesela konuştuk. Fonksiyonda doğrusal fonksiyon çok önemlidir dedik. Ax artı b. Bununla alakalı mevzu biraz hafızandan silinmişse ya bizim konu anlatım videosunu açıp oradan tekrardan bir gözden geçir ya da defterindeki örneklerden birkaç tane doğrusal fonksiyon özelliğine, örneğine ne olur bir bak. Bu çok önemli. Yazılıya hazırlıkta en önemli kritik nokta bu. Burada sana özeti geçtik. Senin kafanda ışıldayan yerler tekrardan geri çağırdıkların olmuş olabilir. Ama bir de olmayanlar ya ne değil bu filan diyebileceklerin varsa onları da lütfen tekrar etmenin tam zamanı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Soru çözümlerine geçiyoruz. Hadi bakalım. Sorumuzda 4 erkek ve 2 kız bir sınıfta kızlar tam ortada olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler demiş. Kızları ortaya aldım arkadaşlar. Kızlar burada artık. Onları kıpırdatmıyoruz. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4 tam ortada olacaksa konum böyle olmak zorunda. Buraya kaç tane erkek yerleştirebilirsin? 4 ihtimal var. Burası için 3 ihtimal. Burası için 2 ihtimal. Burası için 1 ihtimal. Ya da zaten bu 4 tane koltuk olarak düşünülse 4 koltuğa 4 kişi kaç farklı şekilde oturur? 4 faktöriyel dersin. Fakat lütfen şunu unutma. Kızlar da kendi arasında yer değiştirir. Dolayısıyla 4 faktöriyel çarpı 2'den yani 24 çarpı 2'den buradan karşılığı ne gelecektir? 48 tane farklı dizilim gerçekleştirilebilir. Kızlar tam ortada olacak şekilde. Bir otelde 3 yataklı 1, 2 yataklı 2 oda boştur. 7 kişi bu odalara kaç farklı şekilde yerleşebilir? Şimdi ben resepsiyonist olsam, arkadaşlar desem şöyle bir şey yapalım. Gel 7 kişi. Önce 3 yataklı yere yerleştirelim sizi. 7'nin üçlüsü. Tamam. 3 kişiyi gönderdik odalarına. Geriye kaç kişim kaldı? 4 kişi. O 4 kişiden de 2 kişisini 2 yataklı bir odaya gönderdim. Son kalan 2 kişiyi de arkadaşlar malum otomatikman o 2 kişilik odaya göndereceğim. Peki buradan ne gelecek? 7'nin üçlü kombinasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. 2'nin ikilisi zaten 1. Gel şimdi 3 faktöriyelde 6'yı sadeleştirelim. Buradan ne geldi? 35. Şuradaki 4 ile bu 2'yi sadeleştirdim. 2, 2 çarpı 3'ten de 6 ve 35 ile 6'yı çarptım. Buradan da karşılığı ne gelecektir? 210 gelecektir diyoruz. Sorumuzda diyor ki 4 kız ve 3 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele 2 kişilik bir ekip kurulacaktır. Buna göre bu ekipte 1 kız ve 1 erkek olma olasılığı kaçtır denmiş. Şimdi tüm duruma bir bakarsak arkadaşlar biliyorsun olasılıkta ne yapıyorduk? Alt tarafa tüm durumu yazmam lazım. Toplamda kaç kişim var? 7 kişi. Kaç kişi seçeceksin? 2 kişi. Bu durumda 7'nin ikili kombinasyonu alt taraf. Şimdi gelelim istenen duruma. Bir kız, bir erkek olmasını istiyorum. 4 tane kızdan bir tane kız seçeceğim. 3 tane erkekten de bir tane erkek seçeceğim. 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3, 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel olacak. Yukarısı 12 oldu. 7 çarpı 6, 42, 2'ye böldüğünde 21. Bunları da 3 ile sadeleştirirsem bu olayın olma olasılığı 4 bölü 7 gelecektir. Sorumuzda diyor ki aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Uf, bir denklem vermişler Allah Allah. Şimdi bak arkadaş, belki birazcık uzun olarak algılayabilirsin bu meseleyi ama ben şöyle yapıyorum. Eksi 1 bizi nereye götürmüş? 4'e. Hemen not alıyorum.
f eksi 1 eşittir 4. Şurası 0. 0 bizim grafiği nerede kestirtmiş? 3'te. F 0 eşittir 3. 2 bizi nereye götürmüş? Bakıyorum, 2 bizi 2'ye götürmüş. F 2 eşittir 2. Şimdi başka da bir şey bilmiyoruz. Şimdi adam bana diyor ki f'in tersi 2. Bakın, ben bu f'i karşı tarafa attığımda şöyle bir şeyle karşı karşıya kalmayacak mıyım? F karşıya geçecek. Bu 2 yalnız kaldı. F karşıya geçerken nasıl geçiyordu? F'in tersi olarak geçiyordu. F'in tersi 2 diye geçti. O zaman buranın karşılığı 2'ymiş. F0'ın 3 olduğunu bulmuştuk. Ve burası da F'in tersi K artı 1. 2 eksi 3'ten karşılığı eksi 1. Ben bu F'in tersini de karşı tarafa atmak istiyorum. F'in tersi karşı tarafa geçerken nasıl geçecek? F diye geçecek. Gidecek, eksi 1'i kucaklayacak. O zaman burası F eksi 1 eşittir K artı 1 olacak. Peki biz F eksi 1'i biliyor muyuz? Evet, F eksi 1 4. Dolayısıyla K artı 1'in değeri 4 olduğuna göre buradan da 1'i karşı tarafa attığımda 4 eksi 1'den karşılığı 3 gelecektir diyoruz K değeri için. Sorumuz diyor ki aşağıdaki grafikte A ve B musluklarından akan su miktarlarının zamana göre değişimi gösterilmiş. Grafiğimizde mesela A için bir yorumlama yaparsak. 3 dakikada bakıyoruz A 90 litre su akıtıyormuş. B ise 6 dakikada 30 akıtıyormuş. Tamam, bunları anladık. Şimdi sorumuza devam ediyorum. A ve B muslukları 270 litrelik bir depoyu doldurmak için deponun üstüne yerleştirilmiştir. İki musluk boş depoyu doldurmak için aynı anda açılırsa depo kaç dakikada dolar demiş. Şimdi bakın A'ya bir bakalım. A neydi arkadaşlar? 3 dakikada 90 litre dolduruyordu. Birim zamandaki lazım bana. Yani ben 1 dakikadakini merak ediyorum. 3'e böldüğümde 1 dakikada 30 litre doldurduğuna ulaşmış olacağım buranın. Şimdi gelin bir de B musluğuna bakalım. B musluğu da 6 dakikada 30 litre dolduruyordu. O zaman 6'ya böldüğümde 1 dakikada 5 litre doldurduğuna ulaşmış olacağız buranın. Aynı anda ikisini birden açarsam 1 dakikanın sonucunda 35 litre dolmuş olacak arkadaşlar. Peki bizden istenilen ne? 270 litrenin dolmuş olması. 270 litreyi doldurabilmek için o zaman gidiyoruz. 270'i ne yapıyoruz? 35'e bölüyoruz. 270'de 35 bir defa 5 ile sadeleştirelim. 5'e böldüğümde buradan karşılığı ne kadar gelecek? 270'i 5'e bir bölelim. 5 kere 5 25. Buradan 2 54 geldi. Evet, 54'ü mü yazdım? Buraya da 5'e böldüğümde 7 gelecek. 54 7'ye bölünmeyecek. Dolayısıyla benden istenilen mevzu 54 bölü 7 gelecektir dakika olarak. Peki yaklaşık kaç dakika yapar? 54 değil de 56 olsaydı arkadaşlar 56 7'ye böldüğünde 8 dakika falan olacak. Demek ki 8 dakikadan biraz az bir sürede bu işi ne yapmış olacak? Bitirmiş olacak. Z tam sayılar kümesi ve F tam sayılardan tam sayılar olmak üzere fx 4a-3x artı 5 fonksiyonu verilmiş. F fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyon olduğuna göre A'nın alıcı değerleri bulunuz demiş. Arkadaşlar bir fonksiyon birinci dereceden bir fonksiyonun hem birebir hem de örten olabilmesi için iki durum söz konusudur. Bunlardan birincisi burada x'in katsayısı diye gösterdiğimiz 4a eksi 3 ifadesinin ya 1 ya da eksi 1 olmasıdır. Bak bunu lütfen unutma. Doğrusal bir fonksiyonun birebir ve örten olabilmesi için kesinlikle katsayısının 1 ya da eksi 1 olması gerekiyor. E neden hocam? Hemen gösterelim. Fx eşittir 2x artı 5 olsa 1 verdiğinizde sonuç nereye gidecek? 7. 2 verdiğinizde ne gidecek? 9. Aradaki 8 ne yapacak? Boşta kalacak. Boşta kaldığında örten olabilecek mi? Hayır, içine olacak. Dolayısıyla eğer katsayısı 1 veya eksi 1 olmadığı takdirde arada boşluklar bırakıyor. Ama mesela fx x artı 4 olsa x yerine 1 yazsanız 5, 2 yazsanız 6, 3 yazsanız 7 şeklinde devam ediyor. Ve gördüğün gibi arada hiç boşluk kalmadan bütün tam sayı değerleri gelmiş oluyor. İşte onun için 4a eksi 3 ifadesi yani x'in katsayısı ya 1 ya da eksi 1 olacaktır. Eksi 3'ü karşı tarafa attığımda 4a'nın karşılığı 4, a'nın karşılığı buradan 1. 4a eksi 3, 2, 3 diye geçecek. 3 eksi 1'den 2 olacak. Her tarafı 4'e böldüğümde 2 bölü 4 buradan da karşılığı 1 bölü 2 gelecektir diyoruz. Yani A'nın alabileceği değerlerden bir tanesi 1, diğeri de 1 bölü 2'dir. Fx doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f3 7'ye f'in tersi 13 5'e eşitmiş f9 kaçtır demiş. Ben f'in tersini çok sevmiyorum arkadaşlar. Hemen f'e döndürmek istiyorum. F'in tersini karşı tarafa attığınızda 13
f5'e eşit olacak bu durumda. Şimdi gelin doğrusal bir fonksiyon yazalım. Fx eşittir ax artı b. F3 7'yi kullanalım. X yerine 3 yazdığımızda 3a artı b'nin karşılığı buradan 7'ye. F5 13'tü. 5 yazdığımızda da 5a artı b eşittir 13 olacaktır. Alttaki denklemden üstteki denklemi çıkartırsam 5a'dan 3a çıktı 2a. B'den b çıktı gitti. 13'ten 7 çıktı 6. Bu durumda a'nın karşılığı buradan 3 bulunacaktır. A yerine 3 yazarsam burası 9. 9 ile neyi topladığında 7 olacak sorusuna karşılık burası da eksi 2 gelecektir. Yani bizim fx dediğimiz doğrusal fonksiyonumuz 3x eksi 2'dir. Bizden f9 isteniyor. X yerine 9 yazdığımızda 3 çarpı 9 27, 2 çıkarttığında 25 gelecek. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu birinci yolumuz. Gelelim bir de testlerde çözerken nasıl yapabiliriz? Aman yazılıda yapmayın, sıkıntı çıkmasın. F3'ü 7 bulduk. Daha doğrusu bulmadık, soruda vermiş. Küçük bir hareketle F5'i 13 bulduk. Bizden ne isteniyor? F9 isteniyor. 3'den 5'e ne kadar artmış? 2. 7'den 13'e ne kadar artmış? 6. Kaç katı? Bak kaç katı diye bakıyoruz. 3 katı. 5'ten 9'a ne artmış? 4. Yine 3 katını arttıracağız. Yani 12 artacak 4'ün 3 katından. 13'e 12 eklediğimde buradan da karşılığı yine 25 olabilir. Korsan yol açısından değerlendirirsek. Aşağıda y'tir fx doğrusal fonksiyon grafiği verilmiş. Ve deniyor ki f 2 8'miş. Buna göre f4 kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar bu 2'yi alacağız. Bu f'e atacağız. Ne olacak f2? Biliyor muyuz f2'nin değerini? Hayır. Alacağız bu f2'yi f'e atacağız. Dolayısıyla f2 eşittir 8 olacak. Bakın burayı biliyorum ben. Çünkü bu fonksiyonda 0 beni nereye götürmüş? 8'e. O zaman fonksiyonun şu kısmı 0 olmak zorunda ki f0 8'e götürsün. O halde f2'nin 0 olduğuna ulaşırım. Peki f2'nin 0 olması ne demek? Burada özette de konuştuk. Bir fonksiyonun 0 olduğu değer x ekseni kestiği yerdir. Dolayısıyla buranın karşılığı da 2 geldi. Şimdi bundan sonra çözüm olarak bir sürü yolunuz var kardeşim. Hangisini uygularsanız. Ama siz ne yaptınız? Burada bu doğrunun denklemini yazmayı öğrenmiş olmalısınız. X ekseni nerede kesiyor? 2'de. X bölü 2. Y ekseni nerede kesiyor? 8'de. Y bölü 8 eşittir 1. Bu doğrunun denklemi böyle yazılır doğrusal fonksiyonlarda. Peki bizden istenen F4'tü. Yani X yerine git 4 yazıyor. Peki X yerine 4 yazarsanız arkadaşlar 4 bölü 2'den burası 2. Y bölü 8 eşittir 1. 2'yi karşı tarafa attığımda Y bölü 8 eşittir eksi 1. İçler dışlar çekersem Y'nin karşılığı eksi 8 olur. Dolayısıyla aradığımız F4 değerinin karşılığı A seçeneğinde bulunur. MEB'in örnek yazılı sorusu var. F fonksiyonu 3 ile sonsuz aralığına 3'e eşit ten eksi 9 sonsuz aralığına tanımla birebir örten bir fonksiyon olmak üzere. Fx x kare eksi 6x biçiminde belirliyormuş. Buna göre f fonksiyonun tersinin kurallarını bulunuz demiş. Şimdi bak burada seçtiğimiz soru biraz sert sorulardan bir tanesi olsun istedik. Benzerini konu anlatımında görme istedik. Burada ilk defa gör istedik. Fonksiyonun tersini bulmak için 3 adımımız vardı. Neydi bunlar? Bir defa fx'i şöyle bir sileyim. Ne yazalım oraya? Y yazalım. Şimdi y eşittir x kare eksi 6x. Sonra x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazacaktık. X eşittir y kare eksi 6y. Şimdi y yalnız bırakman lazım. Y yalnız bırakabilmek için burada ekstradan bir şey bilmen lazım. Nedir o? Her iki tarafa 9 eklemem lazım. Her iki tarafa 9 eklersem eğer bu ifade yani y kare eksi 6y artı 9 ifadesi ne olacak güzel kardeşim? Tam kare olacak. Demek ki o ifadeyi tam kare yapmaya çalışıyorum. Peki bu durumda sol tarafta x artı 9 varken sağ tarafta y kare eksi 6y artı 9 yani y eksi 3'ün karesi var. O halde her iki tarafı karekök içerisine alırsam bu durumda sol tarafta kök içerisinde x artı 9 kalırken buradaki ifade kare karekökü götürecek ve mutlak y eksi 3 olacaktır. Mutlak y eksi 3 dışarıya iki türlü çıkabilir dahil. Dolayısıyla y eksi 3'ü bir kök içerisinde x artı 9'a bir de y eksi 3'ü bunun eksilisine eşitleyeceğiz. Eksi x artı 9'a. 3'ü karşı tarafa attığımda y'nin karşılığı buradan 3 artı kök içerisinde x artı 9. 3'ü karşı tarafa attığımda 3 eksi kök içerisinde ne gelecektir?
x artı 9 gelecektir. Fakat bunlardan hangisini dikkate alacağız? Tabii ki de bunlardan birisini dikkate almam lazım. Yukarıdaki o f tanım kümesi onun için verildi. Şimdi soldan sağa doğru f giderken sağdan sola doğru kim gidecek? F'in tersi. F'in tersi ifadesinin görüntü kümesi 3 ile sonsuz arasındaymış. Bakın 3'e bir şey eklenirse ne olacaktır? 3'ten büyük. Fakat 3'ten bir şey çıkartılırsa 3'ten küçük değerler olacak. O zaman bunu dikkate almıyoruz. Bizim f'in tersi ifademiz sol taraftaki 3 artı kökün içerisinde x artı 9 olacaktır. Map örnek yazılı sorusundan bir tane daha geliyor. Aydın kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı veya anlamsız 5 harfli kelimeler alfabetik sıraya göre yazılacakmış. Buna göre 73. kelimeyi istemiş. Şimdi bir kere A ile başlayanlar bu alfabetik sıralamada ne olacaktır? En başta olacaktır. A ile başlayan 5 harfli diğer kelimeleri bulmak istiyorsak malum A'nın dışında 4 tane harfimiz var. Dolayısıyla A ile başlayan 4 faktöriyel. Çünkü burası için 4 ihtimalim var. Ya Y, ya D, ya I, ya N. Bunlardan birisini yazdıktan sonra burası için 3, burası için 2, burası için 1. Yani 4 faktöriyel farklı durumu söz konusu. A ile başlayan 24 tane sayı var. Peki sırada kim var? Tabii ki D ile başlayanlar var. D ile başlayanlar da yine aynı şekilde 4 faktöriyel. Dolayısıyla bir 24 daha geldi. 24, 24, 48 tane yazdık. A ile ve D ile başlayanlar. Şimdi sırada kim var? I var. I ile başlayan... Burası da bir 4 faktörü olacak. Dolayısıyla buradan da karşılığı yine bir 24 gelecek. Dikkat et. Şu an A ile D ile I ile başlayan 72 tane kelime yazdık. Ve bizden 73. isteniyor. 73. N ile başlar ve alfabetik sırayla devam ederse. Önce A gelecek. Sonra D gelecek. Sonra I gelecek. Sonra da Y gelecek. Dolayısıyla 73. kelimemiz nadı anlamında çok önemli anlamı olan kelimelerden bir tanesi. Tabii ki anlamı yok arkadaşlar. Nadı olacak 73. kelimemiz. Ve geldik bir tane daha map örnek yazılı sorusuna. Diyor ki deposunda 45 litre benzin bulunan bir aracın gittiği yola göre deposunda kalan benzin miktarını gösteren grafik aşağıda verilmiş. Gel bakalım grafikte ne anlatılıyor. Grafikte başlangıçta yani 0. kilometrede 45 litre benzinimiz varmış. Gitmişiz. 1350 kilometre yol gitmişiz. Ve 45 litre benzin tüketmişiz. Ben de diyorum ki 45 litre benzinle 1350 kilometre yol gidiyorsak diye buraya bir notumu aldım. Şimdi gelelim sorunun köküne. Buna göre bu aracın deposunda 34 litre benzin kaldığında yani şuralarda bir yerden bahsediyor. 34 litre benzin kaldığında acaba diyor kaç kilometre yol gitmiştir? 34 litre benzin kalabilmesi için arkadaşlar 11 litre benzin tüketmesi lazım. 45 litreyi 1350 kilometre tükettiğine göre 11 litreyi acaba kaç kilometrede tüketir diye sorgulamak lazım. Bu durumda içler dışlar yapabiliriz. Fakat bu içler dışlar yapmak yerine şunu da yapabilirim diye düşünüyorum. 45 ile 1350 arasında bir oran orantı kurarım. Kaç katı bunun biliyor musun? 30 katı. 30 katı olduğuna göre demek ki 11'inde 30 katını alırsam buradan 330 kilometre gelecektir diyoruz bu araçla gidilen yol. Sorumuzda fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyon. Bir de g'nin tersini vermişiz. Diyor ki buna göre fog 1 artı gof 5 bölü 2 işlemin sonucu kaçtır demiş. Peki ben şimdi burada hiç tersi görmediğim için önce şu g'nin tersini bir alayım da kendisini bir bulayım. Nasıl yapacağız? Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerini ve işaretini değiştireceğiz. Gx. Yukarıdaki x'in katsayısı 1. Aşağıdaki sabit 2. 2 yukarı attığımda İşaretini değiştirerek atıyorum. Eksi 2x. Burası da 1'i aşağı attığımda eksi 1 eksi x yapacak. Fakat bütün ifadeler eksili olduğu için hepsini eksiyle çarptığımda 2x bölü 1 artı x yani x artı 1 şeklinde de çevrilebilir. Şimdi başlayalım. G1 demiş. Arkadaşlar G fonksiyonuna gidelim 1 yazalım. 1 yazdığımda üst taraf 2 alt taraf 2 dolayısıyla buranın karşılığı 1 geldi. F1 lazım. 1 yukarısını mı ilgilendiriyor, aşağısını mı ilgilendiriyor? 1 2'den küçük olduğu için aşağısını ilgilendiriyor. Buraya da 1, buraya da 1 yazarsak 1'in karesinden 1, 1 de yanında var 2. O zaman buranın karşılığı 2 geldi. Şimdi biraz temizlik. Geldim buraya. F5 bölü 2. 5 bölü 2 dediğimiz sayı 2,5. Yani 2'den büyük. Dolayısıyla yukarısını ilgilendiriyor. Buraya 5 bölü 2 yazdığımda arkadaşlar 2 çarpı 5 bölü 2 artı 1 gitti ve buradan ne geldi? 6.
6'ya gidip g fonksiyonunu yazıyorum. Yani bana g6 lazım. Burada g fonksiyonunda x gördüğüm yere 6 yazarsam buranın karşılığı 12, aşağısı da 7 gelecektir. Peki o zaman buranın değeri de 12 bölü 7 oldu. Benden istenilen 2 ile 12 bölü 7'nin toplamı. 2 ile 7'yi çarptım, 14, 12 ile topladığımda da 26 bölü 7 gelecektir diyoruz. Şimdi geldik ödüllü soruya. Fakat ödüllü sorudan önce şöyle mevzuyu bir toparlayalım. Bak, fonksiyon baktık. Olasılıklar, kombinasyonlar, permütasyonlar. Biraz böyle sorularla alakalı mevzuda da hatırlatma sağladık. Yeter mi? Yetmez. Yazılı hazırlık kitabımız var bizim. O kitaptan oturup çalışma yapsan tadından yenmez. Onun için artık oturup kendi okul defterin olur. Bizim yazılı hazırlık çalışma kitabımız olur. O kitabın arkasında, bu videonun başında da konuştuğumuz gibi o uygulamadan kazıdın kitabın arkasını, koduna yapıştırdın, aktif ettin. Oradaki denemelere çözerek de hazırlanabilirsin. Ama ve lakin burada hatırlaman gereken meselenin özü şu. Biz sana hatırlattık. Hatırlatırken ay ben bunu unutmuşum diyorsan onlara lütfen tekrar gözden bir geçir. Ya da ben daha soruyu çözerken sen çatır çatır önden zaten zihnen gidiyorsan o kısım gerçekten tamamdır. Ama eksiklerini kapatma zamanı. O zaman sırada ödüllü soru. Ödüllü sorumuz diyor ki aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonunun grafikleri verilmiş. Buna göre diyor f bileşke g'nin tersi 3 artı f bileşke g 6 işleminin sonucu kaçtır? Haydi bakalım arkadaşlar, cevap için yorumlara yığılma zamanı. Hepinize yazılarınızda başarılar ve bol bol yüzler bekliyoruz. Ve yorumlara lütfen sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra teşekkür mesajlarınızı gönderirseniz sizden kralı olmaz.